olunan bir hadiste de sizi Allah'a yaklaştırıcı ve ateşten uzaklaştırıcı hiçbir şeyi terk etmedim. Hiçbir şey eksik bırakmadım. Yani sizi Allahu Teala'ya ulaştıracak, Rabbinizin nezdinde derece ve izzet sahibi yapacak olan her ne varsa, ne ibadet ve amel varsa, size bildirdiğim gibi sizi Allahu Teala'nın lanetine, azabına da müstahak edecek her ne kötülük varsa o konuda da sizi bilgilendirdim. Onların hepsini size emrettim ve sizi Allah'tan uzaklaştırıcı, ateşe yaklaştırıcı hiçbir şey terk etmedim. Onların hepsini size yasakladım. Bu da Sahih Buhari'nin ve Müslüm'ün ve diye Bagevi'nin ve Beyhakli'nin de verdiği, yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkça Abdullah İbni Mesud bize geldiği üzerine size yasakladığım ve serbest ettiğim şeylerin olduğunu söyleyerek ayette de Allahu Teala o peygamber size neyi yasaklarsa ondan sakının, neyi serbest ederse onu da ne yapın? Mutlaka uygulayın, tatbik edin diyerek bunu söylemiş. Bu kaidede emirde asıl olunan vücubiyet gereklilidir. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam şu sözün arasında hiçbir zıtlık ve çelişki yoktur. اِذَا نَهَيْتُوكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاشْتَنِبُوهُ وَاِذَا اَمَرْتُوكُمْ بِاَمْرِ فَأَتُوا مِنْهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ diyor. Bunu da Ravâ-u Bukhari vel Müslim, yani müttefikun aleyh olarak verilen Bukhari'nin hadis numarası 7288 isimli hadisinde size her neyden sakındırdıysam, size her neyi yasakladıysam ondan mutlaka sakının. Yani yasaklamak haram kılmak anlamına gelir. Şimdi Arapçada biz şunu anlayamıyoruz. Biz sanıyoruz ki yasak ile serbest ayrı kelimeler. Aslında onun Arapça karşılığıdır. Arapçada haram, yasak demek, helal de serbest olan demektir. Yani ben size neyi haram kıldımsa ondan sakının, size neyi helal dedimse onu da yapma hakkına sahipsiniz, muhayyersiniz, yapın rahat bir şekilde, bu şekilde uygulamada bulunun diyerek de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da kendisine bu yetkinin verildiğini, hatta Ebu Hureyre'den gelen rivayette ben size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe dalalete düşmezsiniz. Biri Allah'ın kitabı, diğeri de benim sünnetimdir. Yani bu iki şey Kur'an ve sünnet bizi bağlayan, bizi sorumlu tutan ve yarın mutlaka ve mutlaka Rabbimizin nezdinde Allahu Teala'ya bu konuda hesap vereceğimiz şeylerdir. Nitekim ayetler bizlere açıkça yorum yapmamız fırsatı vermeksizin Resulullah'ın teşrii yetkisi olduğunu beyan etmektedir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da kanun koyma, helal ve haram belirleme hakkının açık ve net olduğunu söylüyor. Peygamberin teşrih yetkisini kabul etmeyenler kitaba uyma niyetinde olanlar değil, kitabı kendine uydurma niyetinde olanlardır. Zaten ayet-i kerimede de وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنَاتُ اِذَا قَدَ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينَ diyerek Allah'a ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, herhangi bir konuda hüküm ortaya koydukları zaman artık inanmış bir erkek veya kadına o işi kendi isteğine göre, kendi nefsine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelecek, yani isyan edecek olursa apacık bir sapıklığa düşmüş olur. Yani kim Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı hükümsüz kılar, Allah'ın Resulünün sünnetine düşmanlık ederse zaten büyük bir sapıklığa düşmüştür. Nefsini kendine Rab ve ilah haline getirdiği için aslında baktığınız zaman sünnet düşmanlığı yapan insanların hepsinin ekserisi nasıl bir plan kuruyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam devreden çıksın, ayetler de benim nefsime kalsın, ben de hevama göre helalini, haramını, doğrusunu, yanlışını belirleyeyim. Zaten onların hevasına kalınca ortada bir din de kalmıyor. Başlıyorlar tek tek İslam'ın helal ve haramlarını hevalarına göre. Düşünsene Mehmet Okuyan diyordu. Kim diyor ya İslam'da haremlik ve selamlık var. Kadın ve erkek yan yana oturabilir, beraber yemek yiyip içebilir, beraber ortamda bulunabilir, şakalaşabilir, gülebilir. Yani adamlar aslında basit basit şeyler değil. Öbür taraftan da diyor efendim bu sefer Kur'an ayetlerini hevasına nefsine arz edince de ne yapıyor? Şeytan da onların tefsir hocası oluyor. Başlıyor onların hevalarına göre hiçbir mealci öbürü gibi düşünmez. Her biri nasıl nefsi nasıl görmüşse ki insanların nefisleri de farklıdır. Her nefis nasıl bir hayat istiyorsa kendine öyle bir Kur'an tefsiri, öyle bir Kur'an meali, öyle bir Kur'an anlayışı oluşturmuş. Ondan dolayı Allahu Teala Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sıradan insanlar gibi olmadığı gibi onun bizi çağırması, bizi davet etmesi, bize bir şey emretmesi sıradan insanların birbirine emretmeleri veya davet etmeleri gibi değildir diyor Allahu Teala.
ki ayet-i kerimede de okuduk. Yani onun farklılığını dile getiriyor. Ondan dolayı şunu diyebiliriz. Birincisi Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine verdiği yetkiye dayanarak, Allahu Teala'nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak Kur'an'da temas edilmeyen konularda teşri yetkisi vardır. Yani Kur'an'da hakkında hüküm bulunmayan her konuda Peygamber aleyhissalatü vesselam hüküm koymuştur. Mesela bugün Mustafa İslamoğlu da ve diğer sapıklar da kalkıp umreye bile gitseler, gene sünnete göre umre yapıyorlar, sünnete göre hirama giriyorlar, sünnete göre hac yapıyorlar, sünnete göre tavaf say yapıyorlar. Çünkü burada ayet-i kerimelerde Allahu Teala'nın kitabında mutlak uygulama şekli anlatılmaz. Aynı keza her şeyde sünnete uyarlar. Ama işlerine gelmediği konularda sünneti devre dışı yapar, sonra da kalkar Instagram'da paylaşım yapar, der ki biz menemeni soğansız yaparız. Artık böyle nefis var ya, kızın ortasında. Öyle resimler çekip insanlara o şekilde fikirlerini ortaya koyuyor. Çünkü onun için helal ve haram kalmıyor. Ve etrafındakiler gibi. Veya Abdülaziz Bayındır'ın çıkıp da gün aydınlığında Diyanet bizi aldatıyor, biz sabah güneş doğuncaya kadar yiyip içebiliriz demeleri gibidir. Neden? Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı devreden çıkarınca hevalarına göre din oluşturuyorlar. Takva ve ihlas kalmıyor. İslam'ın maneviyatı da kalmıyor. Yerini sırtlan gibi parça koparma görevini alıyor. Peygamberimiz bu yetkiyi sınırsız ve kayıtsız bir yetki olmayıp Kur'an'a dayalı ve onunla uyumlu olma şartıyla bağımlıdır. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın Allah-u Teala teşri yetkisini verirken Resulullah aleyhisselatü vesselama nefsine göre dini belirle dememiştir. O Kur'an'la vahiyle orantılı ve ilintili bir şekilde hüküm koymuştur. Yani tabiri caizse Peygamber aleyhisselatü vesselam ayetler dışında koyduğu her hüküm mutlaka Rabbine dayanıyor. Çünkü وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُحَايَتِنْدَ دَ Allah-u Teala peygamber her ne konuştuysa kendi nefsinden değil, mutlak bir vahiyye dayandığını, yani istiyorsanız matluf, İmam Şafii Rahimullah'ın dediği gibi, istiyorsanız gayri matluf vahiyle de bir şekilde Peygamber aleyhissalatu vesselam bu konuda bilgilendirilmiş, emir verilmiş. Bu